Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kökenleri hakkında Osmanlı arşiv belgelerini açıklıyorum. Rize'nin Dumankaya köyünden oluyor Recep Tayyip Erdoğan'ın ataları. Rize'nin Güneysu ilçesinin Dumankaya köyü. Bu köyün Osmanlı arşivindeki asıl ismi Pulihoz köyüdür. Elimde Rize yöresinin aile kökenler defteri var. Osmanlı arşivinde 1850 tarihli maliye defterinden yapılmış çözümlemeler. Defterin içini açtığımız zaman 1850 yılında Dumankaya veya Pulihoz köyünde yaşayanların isim listesi var. Evet, onu dikkatle okuduğumuz zaman hemen defterin baş kısmında Bakatoğlu Memiş 86 kuruş vergi veriyor. Bakatoğlu Memiş Tayyip Erdoğan'ın atalarının, bilinen atalarının ismi, köyün kahyası veya muhtarı. Hep de zengin bir insandır. Diğer yaşayanlar da var. Örneğin Gürcüoğulları var, Kara Mustafa'lar var, Kaba Osmanlılar var, Osmanoğulları var. Ve köyde Rum olup da Pontus kökenli olup İslam'a geçenler de var ki bir tanesinin ismi kayda alınmış. Vadrioğlu Abdullah diyor. Ama baktığımız zaman işte Tayyip Erdoğan'ın bundan yaklaşık 60 sene önceki bilinen atasının ismi Bakatoğlu Memiş. Bir Müslüman insan, orada yaşayan bir şahıs. Buna bakaraktan Recep Tayyip Erdoğan'ın kökenlerinin Rum veyahut da farklı bir ırktan geldiği söylemek mümkün değil. Bir de defter kayıtlarına göre onun atalarının Gürcü olduğu iddiasına doğru değil. Rize'nin bir dağ köyünde, asıl ismi Pulihoz olan bu köyde yaşayan Bakatoğlu Memiş, Tayyip Erdoğan'ın atalarıdır. Bakatoğlu kelimesine gelince, bu dağların eteğindeki köyde bol isyan var Osmanlı'ya karşı ve kendi aralarında. Bundan dolayı baş kaldıran isyancı, boyun eğmeyen kişi anlamında Bakatoğlu şöhreti bu ailenin atalar kültüründeki soy kültürü olarak da karşımıza çıkıyor. Bu defteri gördüm ve oradan bilgileri aldım. Defterin içerisinde Tayyip Erdoğan'ın atalarının ismi olan Osmanlı yazıları da var. Bakınız burada Bakatoğlu Memiş diyor. İsmi de burada geçiyor. Ve onun verdiği vergi miktarları var. Bu arşiv kaydına bakaraktan Tayyip Erdoğan'ın atalarının Rum dönmesi olduğu, Hristiyan olduğu gibi görüşler doğru değil. O İslam inanç kimliğine bağlı dağ köyünde yaşayan Bakatoğlu Memiş Bey'in torunlarındandır. Bunun böyle olması istiyorum. Tarihin gerçeği bu.